Merhabalar arkadaşlar, İğne Aşkım'ın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Yazmamın markası Cenk, iplerim ikisinin markaları da Altın Başak 50 numara. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizin arasında bu şekilde yapraklar yapıyoruz. Ben 2 tanesini yaptım. Arada 1, 2, 3 tane zürafa 1, 2 tane bırakıyoruz. Üçüncünün başına Bismillahirrahmanirrahim diyerek geri dönüp başlıyoruz. Bir tane zürafa yapıp başına geri dönüyoruz. Ve aynı zürafamın içine bir tane minik kirpik yapıyorum. Şöyle yakından kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Aynı zürafamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve yuvamın içine iniyorum. İnerken yine hafif ipimizi bol bırakıyoruz. Hemen birinci zürafama aşağı iniyorum. Sıradaki zürafama batıyorum. 2 tane boş zürafa arada bırakıyoruz. Yine yaprak kısmını tekrarlayalım. Sıradaki zürafama batıyorum. Zürafamın başına geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batarak bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Zürafamın içine iniyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Çıkmadan önce biraz hafif bunu daraltacağım. Evet. Bu şekilde tekrar tepeye çıkıyorum. Aynı zürafama aşağı iniyorum. Ara kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Hemen birinci zürafama aşağı iniyorum. Sıradakine modelimin arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım. 2 3 4 ve 5. 5 tane boş zürafa yaptıktan sonra bir tane boş zürafa arada bırakıp ikincisine bir tane yuva oluşturuyoruz. İkincisine batarak buraya bir yuva oluşturuyorum. Yuvamın başına geri dönüyorum. En başa ayarladıktan sonra bu şekilde çıktık. Tekrar yuvamın içine batarak buraya minik bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Tekrar aynı kirpiğimin içine batarak bir kirpik yapıyorum. Minik olsun kirpiklerimiz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar aynı kirpiğe batarak yukarıya bir kirpik daha yapıyoruz. Ebatlarına dikkat edelim. Aynı kirpiğimin içine yukarıya çıkıyorum. 3 tane kirpikten bir tane minik dal yaptık. Hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum. İnerken ipimi hafif bol bırakıyorum. Bu şekilde sola doğru kaydıralım. Tekrar aynı işlemle bir dal daha yapalım. Bir kirpik yaptım. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Kirpiğimin içine batarak bir kirpik daha yapıyorum. Yine kirpiğimin tepesine çıkıyorum. 2. Kirpiğimin içine batarak yine tepede
Son kirpiğimi oluşturuyorum. 3 pepeye çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine aşağı iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Bu şekilde 2 dalım oluştu. Toplamda 6 dala tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, toplamda 6 tane dalımı tamamladım. Hemen buradan birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Yine burada 5 tane boş zürafa bırakacağız. Arık kısımda 2, 4, 5 tane boş zürafa bırakmıştık. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 tane zürafa yaptıktan sonra 6. zürafamızı yapıp başına geri döneceğiz. Zürafamın başına dönüyorum. Dönerken aynı zürafamın içine batıp buraya minik bir kirpik yapıyorum. Buradaki yaprağımızı oluşturacağız. Yine şöyle tepeye çıkıyorum. Aynı zürafamın içine aşağıya iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Aynı yuvamın içine aşağı iniyorum. Kirpiklerimizi çok büyük tutmayalım. Yine arada 2 tane boş zürafa bırakıp 3. zürafama yaprak yapacağım. Diğer tarafta ne yaptıysak buraya da yapraklarımı yapıp gülüm için ipimi alıp geleceğim. Evet, diğer tarafı da bu şekilde yapraklarla yapıp bitirdim. Hemen diğer rengimi alıp geldim. Şurada dalımızın iniş ipi var. Oraya batarak burayı ipimi sabitliyorum. Sabitlediğim yere batarak burada minik bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimin tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Hafif küçülteceğim. Evet. Tekrar tepeye çıkıp son defa aşağı ineceğiz. İnerken hafif ipimizi bol bırakalım. Şöyle sola doğru da kaydırırsak tam düzgün bir şekilde yaprağımızı elde edebiliriz. Bu şekilde buradan ipimi keseceğim. Evet, ipimi kestim. Buraya ne yaptıysak diğer dallarımızın hepsine de tek tek uygulayacağız bu yapraktan. Hemen bunları kamera arkasında yapacağım. Şurada son dokunuşumuzu yapalım. Yuvamızın içinde bir tane boş zürafamız vardı. Orayı ipimi sabitliyorum aynı rengimle. Aynı yere batarak buraya süslemek için 3 tane kirpik yapacağız. 1 2 ebatlarına dikkat edelim. 3. 3 tane kirpik yaptıktan sonra ipimi keseceğim. Kalan kısımlarında bitirip modelimin son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet.
Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel, çok kullanışlı bir model oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bu modeli ortalama 70-75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim naçizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma destek olmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Olumlu, olumsuz bütün yorumlarınızı videomun alt kısmına, yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Evet, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Kanalım tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde her gün sizler için yepyeni modeller güncel bir şekilde yapıp paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.